Peter. Haydi. Heh, Peter, Haydi. Değil mi? Evet. Ay dur tamam. Diye sen onu. Al. Tamam ben alacağım onu anne. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizleri soracak olursanız bizler çok iyiyiz. Tatilden cumartesi günü döndük biliyorsunuz. Yani Ramazan'ın birinci günü evdeydik. Yani biz cuma günü döndük. Cuma günü gece döndük. Cumartesi Ramazan'ın birinci günüydü. Pazar ikinci günü. Pazartesi, salı bugün dördüncü günü Ramazan'ın arkadaşlar. Çok şükür sıkıntısız oruçlarımızı tutuyoruz arkadaşlar. İşte bugün daha iyiyim. Dün biraz grip gibiydim. Çok şükür hani böyle eşim hemen zaten Covid'e yorar öyle şeyleri. Ben hafif bir grip oldum mu? Covid mi oldun? Zaten dedim. Hayır Covid olmadım. Çünkü Covid'de şöyle oluyormuş arkadaşlar. Çok şiddetli ağrılar oluyormuş vücudumuzda. Benim öyle bir şeyim yoktu. Dün biraz kötüydüm. Kötüydüm derken şimdi burnum akıyordu. Şu an burun akıntım durdu. İlk gün, dünden önceki gece hapşuruğum vardı. Dün biraz burnum aktı, bugün iyiyim arkadaşlar. Ama grip ilacı aldım. Onlar herhalde iyi geldi veya bilmiyorum ya. Yazda insan grip olur mu dedim ama işte hava değişimi falan oldu herhalde. Rüzgar oldu. Burada da bu arada çok rüzgar var arkadaşlar. Bildiğim fırtına var. Aslında kızları dışarı çıkarmak istiyordum ama gene çıkaramıyorum. Evin içindeyiz. Bir de zaten Ramazan'da zor olur arkadaşlar dışarı çıkarmak. Hem oruç hem çocukları dışarı çıkar hem gel yemek yap zor olur gibime geliyor. O yüzden Ramazan'da da çok çıkaracağımı pek düşünmüyorum arkadaşlar. Anne. Efendim anneciğim. Şöyle. Ne yaptın annem? Kitap bakın benim kızlar ders çalışıyor arkadaşlar. Bakın. Ha söyle. Söyle. Söyleyin kızlar tamam. Bebek. Ha, bebek. Ha. Bebek diyor. Evet, bebek. Aha, bebek var orada. Evet benim kızlar arkadaşlar artık kitap okuyabiliyorlar. Çok güzel kitap okuyabiliyor benim kızlarım arkadaşlar. Ben burada videoma başlamadan önce herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum arkadaşlar. Efendim annem. Ha. Ne? Gugu mu? Gugu ne kızım? Çok yaşa bak. Bak benim kızım da hapşurmaya başladı ama onlar iyi sıkıntı yok. Ara benim kızlar da yani bu kış için konuşuyorum. Ara burun akıntıları oldu ama böyle ilaç vermeden falan biz geçirdik burun akıntımızı. Hani burun akıntısına ben çok ilaç vermedim çocuklara. Yani sadece çocuklar çok ağladığı zaman mutlaka bir yerleri ağrıyor diye ağrı kesici falan vermişimdir. Onun dışında ilaç vermedik çok şükür. Bu kışı çok güzel geçirdik ama arkadaşlar evden dışarı çıkmadık. Yani öyle bir gerçek var. Hani tutup çocukları bahçeye çıkarmadım ben. Herhalde ondan hasta olmadık diyorum yani. Yoksa hasta olurduk yani, mutlaka hasta olurduk. Evet arkadaşlar, tatilden geldik, evdeyiz. Kül kedisi evde diyormuşum. Ay gripim de biraz ya. Şimdi ben ne yapıyorum arkadaşlar? Evdeyim yani, çocuklarla işte ortalığı bir toparladım. Mutfağı toparlayacağım. Dün ne yaptım arkadaşlar? Geldiğim gün 2 gün boyunca, cumartesi pazar gün boyunca çamaşır yıkadım. Dün o çamaşırları topladım. Çocukların çamaşırlarını ayıkladım arkadaşlar. Nasıl ayıkladım? Benim kızlarım şu an 2 yaşında ya. Doğumdan 2 yaşına kadar olan giymedikleri, giyemedikleri kıyafetleri topladım, poşetledim. Onları göstereceğim size biraz sonra. Onları burada belediyemizin sevgili var. Onlar kabul ediyorlarmış. Hatta daha önce de bahsetmişimdir. Orada çalışan bir arkadaşımız var. Ona da sordum. Gerçekten ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor musunuz? Evet, gerçekten ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz dedi. O ihtiyaç fazlalarımı, yani kızlarımın giymedikleri kıyafetleri onlara vereceğim. Benden YouTube'da bir arkadaşımıza demiş ki küçülen kıyafetlerinizi, yani küçülen yazlık tişörtlerinizi verir misiniz demiş. Şimdi arkadaşım izliyor musundur, izlemiyor musundur bilmiyorum ama ben kızlarıma çok kıyafet almadım arkadaşlar. Şimdi de göreceksiniz. 2 poşet çok değil. 2 yaş oldular. Çok fazla aşırı kıyafetim yok. Ben aşırı kendim almadım zaten. Ne diye gelenler zaten o küçülenlerde çoğu. Tişörtüm de çok değil. Daha ben o doğduğumda aldığım çok büyük gelen tişörtleri hala giydiriyorum. Bu tişörtler ne zaman açığa çıkar? Seneye veya öbür seneye açığa çıkar. Yani onun çocuğu da herhalde 19 aylıkmış. Benimkilerden hemen küçük. Yani çok fazla aşırı kıyafetim yok. Çok fazla kıyafet de almıyorum. Şu ara bir tane daha kargo açılışım olacak bu aralar. Aldım bir şeyler ama şey yapmadık. Geçmedik daha. Herhalde bu gece geçiririm eşime. Onlar gelince de gösteririm. Kızlara da bir şeyler aldım arkadaşlar. Sevgi eline çocukların küçülmüşlerini vereceğim demiştim ya sizlere. Şöyle 2 poşet oluşturdum. Bu 2 poşeti vereceğim. Bir de ayrıyeten şu yürüteçleri vermek istiyorum. Onları da yıkadım daha önce. Bayağı oldu yıkayalı ama temiz. Bir de şu arkada altta 2 tane puset var. O pusetleri de vereceğiz. Sonra bir de şu dolabı boşaltacağım ve bu dolabın dışını boyayacağım. Hani ilerleyen hedeflerdeki programım. Bu dolabın şu dış kapağı, şu üst kapak arkadaşlar sıkıntılı, sorun çıkarıyor. Yani açıldığında sanki insanın üzerine düşecek gibi oluyor. O yüzden hani şuralardan bir şeyler yapılıp sabitlenebilir mi? Eşim bir şeyler düşünüyorum, yapacağım falan diyor. Bu dolabı ben içini boşaltacağım. İçindekileri kolileyeceğim. Dolabı da çocuk odasına geçireceğim. Eşim diyor oraya bir dolap daha alalım diyor. Şu banyodaki gibi ince uzun bir dolap alalım, onu kullanalım diyor. Tamam da ben evdeki eşyayı fazlalaştırmak istemiyorum. Yani az eşyayla gitmek istiyorum. Yani çok daha fazla eşya alıp da olayı abartmak istemiyorum. Yani bu dolap burada atıl duracağına içindeki hiç kullanmıyorum içindeki eşyaları. Hiç kullanmadığım eşyaları kutularım. Öyle kullanırım planlıyorum. Şeyimin de şarjı bitti. Onu şarja taktım. Bugün sabah bir ortalığı süpüreyim demiştim. Şu sehpalarım da boyanacak biliyorsunuz. Daha sehpa boyama işine geçemedim. Önce bir zımparalanması lazım. Zımparalarken zımparalıyorum diye bir video çekeceğim. Boyarken boyama videosu çekeceğim. Arkadaşlar benim fırınımın haline bir bakar mısınız? Ay fırınımın içinde neler var. Tepsiyi çekmişler. Neden öyle koymuşlar? Sığmadığı için koymuşlar. Allah'ım bu kızlar beni öldürecek ya. Şu an fırınımızda yemek pişiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Fırın yemeği yapmış benim. Ceren yapıyor bunları bu arada. Sizin çocuklar da yapar mıydı? Bakın benim var ya çizilmedik duvarım kalmadı. Her duvarım Deren tarafından çizildi. Ceren çok çizmez ama Deren bakın şu duvarda çizik. Ben bunları böyle silgiyle sildim, ıslak mendille sildim. Yani duvar duvarlıktan çıktı artık. Dün gece de şunu çizdiler. Yani Deren çizdi daha doğrusu. Terlik mi giyiyorsun? Terlik. Terlik mi giyiyorsun annem? Aferin. Terlik giyiyorsun. Heh. Sen ne yapıyorsun? He? Bak terlik. Evet terlik mi o? Aferin. Hadi bakalım giy terlikleri gez. Nereden aldın terlikleri? Dolaptan mı aldın? Dolaptan aldın. Ne? Baba yok. Ay arkadaşlar bir rüzgar var dışarıda. Şöyle göstereyim isterseniz. Ağaçlar nasıl sallanıyor. Çok rüzgar var. Oo, baya baya rüzgar var. Dışarıda. Ben de biraz camları açtım. Evet sen ne diyorsun Deren? Deren'le biraz aramız limoni neden? Arkadaş meme emecekmiş. Meme ağlıyor. Biberonu emiyor sürekli. O biberonu elinden alıyorum. Memeyi çok ağladı diye verdim ama emmiyor şükür. Yani meme emsin istemiyorum. Sen ne yaptın Deren? Ne yaptın? Meme. Meme. Neden meme emiyorsun Deren? Ha, bak memesi orada arkadaşlar. Heh, evet. İstemiyorum meme emdiren. Emme. Şimdi arkadaşlar bulaşıklarımı yıkadım. Şöyle benim köpük sabunum var arkadaşlar. Şöyle birisini banyoya koyuyorum. Birisini de burada kullanıyorum. Onları doldurmak istiyorum. Eşim geçen gün uyardı beni. Çok fazla arkadaşlar diyorsun deme dedi. Onu düzeltmeye çalışacağım inşallah. Bu ilk video çekerken de öyleydim. Sizin de dikkatinizi çekiyorsa çok fazla arkadaşlar diyormuşum. Şu kadarcık bir şey kaldı. Onu da artık bekleteceğim. Boşalınca şey yaparım. Birini... Ben bu köpüğü seviyorum ama bu köpüğü eşim sevmiyor. Artık bundan sonra almayız sanırım. Bu sefer de kullandıktan sonra. Şimdi benim elimde problem var. Fark ettiyseniz bulaşığı eldivenle yıkarım. Sarmayı eldivenle sararım. Bunu fark etmişsinizdir inşallah. Yani sarmayı da eldivenle sararım. Çünkü elimi mahvediyor bu maddeler yani. İşte sıvı sabunlar, deterjanlar çok mahvediyor. O yüzden hep eldivenle yaparım. Ama bu köpük benim hoşuma gitti. Eşimin hoşuna gitmiyor ki. Köpüğün elime zarar vermediğini düşünüyorum. O yüzden ama eşim de beğenmesi, eşimin de memnuniyeti önemli ya. O yüzden artık bundan sonra almayız artık. Şöyle bize soğanlar geldi. O soğanları bir göstermek istiyorum. Şöyle soğanlar. Ne kadar güzel değil mi? Şöyle. Ben bu soğanların şu başlıklarını kesip buraya koyup biraz bekletip sonra da soğanlama koymak istiyorum. Hem onu yapalım hem beraber sohbet edelim istiyorum. Ben size ne bahsedeceğim? Bir tane kanal var. Kanalın ismini vermeyeceğim. Denizlili bu aile. Fakat şu an Milas'ta yaşıyorlar. Belki takip edeniniz vardır. Veya ileride büyüyecek bir kanal. Şimdi güzel bir kanal. Benim hoşuma gidiyor o kanal. Durum işte buzdolabımız yok. Buzdolabı alamıyoruz demişler. Şimdi ben o buzdolabımız yok deyince benim çok geçmiş zamandaki vakitlerimiz geldi aklıma. Şu an herhalde buzdolapları 12-13 belki 12 milyar diyorlardı onlar baktıkları buzdolabına. 12-13 herhalde 20 milyara kadar buzdolabı var. Ben de yorum yazdım hemen onun kanalının altına. Sene 94 arkadaşlar hiç unutmam. Ben ilk görev yerim benim Kırıkkale'ydi. Yani biraz meslekle ilgili de arada sohbet eder misin demiş bir arkadaş. Meslekle ilgili de edeceğim arkadaşlar daha sonra biraz emekli olduktan sonra yapmayı planlıyorum. Mesleğimle ilgili yani mesleğimle ilgili anılar falan öyle anlatmayı istiyorum. Ama şu an daha çalışmıyorum ama ücretsiz izindeyim. Sonuçta kuruma bağlıyım yani. O yüzden şu an meslekle ilgili konuşmak çok fazla istemiyorum. İlk görev yerim benim Kırıkkale'ydi. Kırıkkale'de çalıştık. Biz Kırıkkale'de çalışırken 3 kız arkadaş kalıyorduk. Aynı evde 4 kız arkadaş kalıyorduk. Sonra biz Kırıkkale'den tayinim çıktı. Sene 94'teki bir hikayem bu arkadaşlar. Benim tek ev tutmam lazım. Denizli'ye geldim. Denizli'de öyle kızlar birleşip 3-4 kişi ev tutmuyor yani. Onu fark ettim. Sonra tek ev tutmam lazım. Kiraya girdim. Kiraya girdiğimde ilk iki eve geçtim sonra. İlk girdiğim ev kaloriferliydi. 3 ay peşin verdim. Yani benden 3 ay peşin istediler. Kira istediler. 3 ay peşin verdim. 3 ayın sonunda o evden çıktım. Ağır geldi bana ev. Çünkü kaloriferle beraber kirası ağır geldiği için çıkmak zorunda kaldım. Çünkü tek başıma. İkinci bir ev arkadaşım yoktu. Kardeşim üniversitede okuyordu. Benim yanımda okuyordu falan. Öyle şeylerim vardı. Öyle durumlarım vardı. O yüzden o evden çıktım. Başka bir eve girdim. Ve ben evime buzdolabı almak istiyorum. İlk çek yatağı almam gerekiyor. Buzdolabını sonra almaya karar verdim. Çek yatağı alacağım. Gidiyorum işte. İpek marka vardı. Bilir misiniz bilmiyorum. Belki o marka şu an yoktu. O zaman için soruyorsun çevrene. En iyi marka hangisidir? İpek'tir diyorlar. İpek al, bizim işte çok güzeldi çek yatlarımız, al diyorlar. Gittim İpek markaya. İpek marka bana dedi ki esnaftan kefil getir dedi. Ya arkadaşlar, benim esnaftan kefil getirmem mümkün mü? Yani mümkün değil. Neyse İpek marka almadım. Daha sonra başka bir marka aldım işte. Markanın ismini hatırlamıyorum daha sonra ne aldığımı. Sonra buzdolabı almam gerekiyor. Çok istiyordum. No Frost buzdolabı almak istiyordum. Ama No Frost buzdolabı alamadım arkadaşlar. Yani taksit yapmıyorlar. Taksit de bile alamadım. Yani taksit yapmadıkları için alamadım herhalde. Bir ev parası yani. O kadar pahalı ki. Maaşımın belki 3-4 katı. Çok fazla yani. Şu an dedikleri gibi 20 milyara gelmiş herhalde. Öyle yani 2-3 katı maaşımın. Alamadım. Yani o devirler, o dönemler işte gene aynı dönemlere geldik gibi geliyor bana. Şu an böyle buzdolabı almak bir ara kolaydı, beyaz eşya almak, ama şu an gerçekten beyaz eşya almak çok zor ve çok üzülüyorum yani. İnşallah paramızın değeri yükselir. Paramızın değeri düştüğü için zaten bu sefer otelde fark ettim arkadaşlar. Buraya gelemeyen ülkeler, ülkelerin ismini vermeyeceğim. Buraya gelemeyen ülkeler tatile gelmişler hepsi arkadaşlar. Bütün hep onlar vardı. Başka ülkeler yoktu yani. O geldi aklıma, ondan bahsedeyim istedim sizlere. Vlogumuz devam ediyor. Sonra ben size kızları çekeceğim değil mi anneciğim? Evet, ben kızlarımı çekeceğim size. Benim kızlarım var ya böyle arkadaşlar. Benim kucağımda, yanımda, dibimde duracaklar. Anneye iş yaptırmayacaklar. Hani anne mutfağa girse, evini temizlese değil mi? Hayır. Anne iş yaparsa ağlarız değil mi anneciğim? Evet. Ha, evet, evet. Bebek benim kızlarım. Bebek. Bebek. Evet, bebek benim kızlarım. Daha büyümediler. Çocuk oldular ama büyümediler. Bebek benim kızlarım. Hadi bakalım anne. Kamerayı kapatalım değil mi anneciğim? Hadi beraber kapatalım kamerayı. İyi dersler. İyi dersler Ceren. Ne yaptın? Lego mu yaptın Ceren? Nasıl bir Lego yaptın anne? Bak kuştu yaptın. Evet, çok güzel. Ha, evet, harika harika harika. Ha. Sen ne yaptın? Harika olmuş. Sen de çok güzel yapmışsın. Tamam, alayım. Aldım. Evet, hadi bakalım. Siz Legolara devam edin, oldu mu? Güzel güzel Legolar yapın. Hadi bakalım. Aferin. Hadi devam edin annem. Orucumuzun 5. gününden herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız bugün? İyisinizdir inşallah. Arkadaşlar, ben kızlara pankek yapıyorum. Yaptım daha doğrusu birazcık. Yiyorlar şu an içeride. Biraz kalanına devam edeceğim, yapacağım yani. Yaparken hem de sizinle sohbet edelim istiyorum. Tatilden geldikten sonra arkadaşlar biliyorsunuz yok vlog çekemeyeceğim, yok ne yapacağım gibi anlamında böyle bayağı bir serzenişte bulundum sizlere, farkındayım. Ama arkadaşlar sonra düşündüm, taşındım. Dedim ki ya ben çocukların büyümesini görmek istiyorum arkadaşlar. Yoksa ben bu vlog işini yapmazsam ben çocuklarımı çekip de video çekmem yani, bunu biliyorum. Öyle çok durup video çeken bir insan değildim zaten. Normalde bu vlog işini yapmıyor olsaydım kesinlikle çocukların videosunu çekmezdim. Sadece belki fotoğraf çekerdim. Çünkü insan vlog çekerken arkadaşlar biraz da motive oluyor. Yani kendine bir çeki düzen veriyor, evine bir çeki düzen veriyor, çocuklarına bir çeki düzen veriyor. Yani bir de bundan sonra zaten önümüz yaz olacak. Biz daha çok bahçeye çıkacağız. Öyle olunca da bahçede daha çok çekerim kızları. Hani evin içine bağımlı kalmam. Benim vlogdaki sıkıntım şuydu. İşte özel hayatım olayı. Hani özel hayatınızı görüyoruz diyenler olduğu için hani ondan biraz rahatsızdım. Özel hayatımı gösteriyor muyum, göstermiyor muyum? Tabii ki gösteriyoruz yani özel hayatı. Kimin evin içi bu kadar görülüyor, görülmüyor. Kimsenin evin içi görülmüyor. Bizim evimizin içi görülüyor arkadaşlar. Öyle bir durum var yani. Öyle bir gerçek var. Özel hayatımıza giriliyor. O doğru. Ama hani özel hayatımızın her anını tabii ki göstermiyorum. O anlamda biraz hani belki şeyim, rahatım. O yüzden hani biraz sızlıktım, biraz söylenilenler, biraz işte böyle şeyler beni çok etkiledi o dönemde. Tatile gitmeden önceki haftalarda gerçekten kötüydüm. Kendimi çok kötü hissediyordum. Ay, çok güzel oldu arkadaşlar pankek. Bu güzel oldu ama. Biraz bekleyeyim, bir tanesini çekeyim de. Yani sonuç olarak arkadaşlar vlog çekeceğim. Vlog nasıl çekerim? İşte dışarıda çekerim genel olarak. Böyle evde çekerim. Hani evdeysem evde, dışarıdaysam dışarıda. Çünkü önümüz yaz. Biz daha çok dışarı çıkarız. O şeylerde çekerim ben. Zaten dış çekimlerimde gezilerimizi, gezdiklerimizi diğer kanala atıyorum zaten arkadaşlar. Sırasıyla atmaya başladım. Diğer kanalımda Güner Ailesi Geziyor arkadaşlar. O kanaldan da bizi takip edebilirsiniz. Ha, bu arada Instagram adresinden hiç bahsetmedim değil mi? Ben onu yazacağım arkadaşlar. Çünkü benim tüp bebekle ilgili de çok böyle dönüşler oluyor yani. Özelden, Instagram'dan bana sorular çok geliyor arkadaşlar. O yüzden Instagram adresini yenilemeyi unuttum ben. Hatta o tüp bebek videolarının altında da Instagram adresini düzeltmem gerekiyor sanırım. Onu da yapacağım yani bir ara. Çok yoğunum arkadaşlar ya, yetişemiyorum. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Yemek yapacağım ben. Dolma yapacağım. Patlıcan dolması, kuru patlıcan dolması çok severim. Ondan yapacağım. Orucum biliyorsunuz. Bir de çok terledim ya, sıcak burası. Kaloriferler yanıyor herhalde. Dışarıda güzel bir hava var. Yani öyle. Sonra et kavuracağım arkadaşlar. Bir de şu pankeklerimi bitirdikten sonra arkadaşlar yediniz mi kızlar? Ceren yediniz mi anne? Daha sonra tekrar görüşürüz arkadaşlar. Ben pankekleri bitireyim. O gayet güzel. Arkadaşlar yoğurtlarımızı göstereceğim. Ama size bir şey göstermek istiyorum. Ben çok duygulandım arkadaşlar. Ben kızlarıma pankekleri sofra bezine serdim. Şu benim sofra bezim arkadaşlar. Şu benim sofra bezim arkadaşlar. Şöyle tabaklara koydum birer tane. Yani tabak ellerine de verebilirim ama ben şöyle yapıyorum arkadaşlar. Pankekleri çocukların ellerine de verebilirdim arkadaşlar. Ama ben öyle yapmıyorum. Çünkü bir sofra kültürüne alışsınlar istediğim için yere sofra bezi seriyorum arkadaşlar. Bu sofra bezim. Tabakların içine koyuyorum. Yani ellerine verip ortalıklara dolaşarak yemelerini istemiyorum. Yani, efendim anneciğim, efendim kızım, bakın. Kızıma bir bakın. Kesin bu toplamıştır arkadaşlar. Kesin. Sonra ben burada pankek yapıyorum ya arkadaşlar. Videoda çekiyorum ya. Benim kızım ne yapmış? Kesin Ceren yapmıştır onu. Deren de yapar da Ceren yapmıştır eminim. Efendim anneciğim ne oldu? Ama bir neyse. Bunu görmedi arkadaşlar. Sofra bezini toplamış. Tabakları toplamış ve masanın üzerine koymuş arkadaşlar. Çok duygulandım. Gerçekten çok duygulandım ben yani. Benim kızlarım büyüyor ya arkadaşlar ya. Nasıl sevindim. Nasıl mutlu ettin beni Deren, Ceren. Annem. Sen anneyi çok mutlu ettin. Deren. Deren de görün isterseniz. Bizim dağınık evimizi görün arkadaşlar. Deren de orada. Efendim anneciğim. Evet, çizgi film izleyin siz. Ben bir şu yoğurtları buzdolabına koyayım anneciğim, tamam mı? Hadi bakalım siz şey yapın. Tamam mı? Heh. Legoları çıkardım arkadaşlar da. Lego oynuyorlar. Legoları ben topluyorum arkadaşlar. Böyle ara ara çıkarıyorum, oynatıyorum. O zaman daha değerli oluyor. Böyle sürekli Legolar yerde durmuyor. Şimdi biraz sonra o Legoları gene toplarım ben. Şöyle yoğurtlarımı göstermek istiyorum size arkadaşlar. Kameramı kurdum. Biz yoğurtları nasıl mayalıyoruz? Daha önce çekmiştim. Çok... Belki kanalıma yeni gelenler vardır. Beni ilk defa izliyordur. Böyle yaptık arkadaşlar. Biz yoğurdu arkadaşlar böyle çok uzun saatler bekletmiyoruz arkadaşlar. Mesela 6 saat bekletiyoruz. Çünkü biz yumuşak yoğurt seviyoruz. Ekşi yoğurt sevmiyoruz. Biliyorsunuz yoğurt çok beklerse, yani mayalama sosu çok beklerse dışarıda bu yoğurt ekşi oluyor. Ekşi sevmiyoruz. O yüzden hani tatlı olsun diye böyle yapıyoruz. Ben bunları şimdi alacağım. Buzdolabına koyacağım. Biz bunları mesela 5 kilo süt alıyoruz. 5 kilo sütü bu şekilde kaplara, bunlar cam tapırlar arkadaşlar, kaplara koyuyoruz, mayalıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunları hepsini buzdolabına götürüyorum. Deren, taş mı oynuyorsun anneciğim sen? Ha? Taşlara oynamasan? Oğuç ama. Hadi eve gidelim. Hadi. Hadi kızlar, eve gidelim. Hı. Arkadaşlar biz bahçeye çıktık. Saat belki 11'de çıktık. 11 şu an saat 3'e geliyor neredeyse. 11-12. Resmen 3-4 saattir dışarıdayız. Hala da içeri sokamadım. Aslında eve sokup uyutmam gerekiyor kızları. Öyle. Şurada da Ceren oynuyor arkadaşlar. Hatta oynuyoruz. Deren. Bırak annem o taşları. Arkadaşlar saat 4.30. Ben kızları bahçeye indirdim, çıkardım. Ne zaman indirdim bahçeye? 11 gibi bahçeye indirdim. Saat 3 gibi yukarı çıktık. 3 gibi mi çıktık? Tabii 3 gibi yukarı çıktık. Kızlar şu an uyuyorlar. Kızlar uyurken ben de hemen bir dolma doldurdum. Bir de yapraklarım vardı. Yaprak sardım şöyle. Onu koyacağım hemen ocağa. Etim var, onu pişireceğim. Bir de tarhana çorbası yapacağım akşam iftara. Yani bir de bulaşıklarım var. Onları yıkayacağım kızlar uyurken. Bu arada arkadaşlar hani dedim ya biraz önce sofra bezini herhalde Ceren getirmiştir diye. Biraz önce Ceren'i uyuturken o videonun editini yaparken ben konuşurken o sofra bezini Ceren getirmiş arkadaşlar. Videoda da göreceksiniz. Hani dikkatli izlerseniz elinde sofra beziyle gelmiş, masanın üzerine koymuş arkadaşlar. Ya o kadar çok mutlu oldum ki, o kadar çok duygulandım ki benim kızlarım büyüyor arkadaşlar. Bu çok güzel bir duygu ve ben bunu niye YouTube'da taşlandırmayayım? Niye YouTube'da kızlarımı çekmeyeyim, değil mi arkadaşlar? Neyse arkadaşlar, ben yemeği pişirdikten sonra son halini sizlere gösteririm arkadaşlar. Dolmama su koymadan da göstereyim isterseniz. Suyunu koyup şimdi hemen pişireceğim. Arkadaşlar yemeklerim pişti. Ben şöyle size yemeklerimi göstereyim. Şurada dolmam var arkadaşlar. Sıcacık. Yeni kapattım. Şurada tarhana çorbam var arkadaşlar. Burada da et kavurmam var arkadaşlar. Herkese hayırlı iftarlar diyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şu an saat 7'ye 5 var. Biliyorsunuz iftar 7.30'da. Bekliyoruz. Ben bu bekleme esnasında videomu da sonlandırayım istiyorum. Videoyu sonlandırayım. Editini bitireyim. Cuma gününe atacağım zaten bu videoyu. Buradan sizlere, herkese hayırlı cumalar diliyorum arkadaşlar. Çünkü video attığım gün cuma olacağı için hayırlı cumalar diliyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. İnşallah oruçlarımız iyi gidiyordur. Tutuyoruz yani hepimiz zaten. İftarımız inşallah güzel geçer. Sahurlarımız da güzel geçiyor. Ben videomu da burada sonlandırmak istiyorum. Biz sizden ne istiyoruz arkadaşlar? YouTube kanalımıza abone olmanızı istiyoruz. Arkadaşlar YouTube kanalına abonelik ücretsiz. Herhangi bir ücret falan ödemiyorsunuz abonelikte. Yani bizim kanallarımıza abone olursanız bize destek vermiş oluyorsunuz. Bir de videolarımızı izlerseniz de destek vermiş oluyorsunuz. Artı videolarımıza yorum yapar ve beğeni atarsanız, hani yorum yapmak istemiyorsanız da videolarımıza bir beğeni atabilirsiniz arkadaşlar. Onları atarsanız da bize çok yardım etmiş olursunuz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Herkese tekrar hayırlı Ramazanlar diliyorum arkadaşlar.